Günaydın. Kızım çocuklar uyandı mı? Çocuklar da evinde gitti. Anlamadım, nereye gittiler ya? Abinden uzak bir yere dedi. Sen bunu bana söylemedin öyle mi? Ya abi ben ne yapabilirdim ki? Çocuklar çok kötüydüler ve yani sadece Devin onlara yardım edebilir diye. Git babaanneni hazırla. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Abi ne kahvaltısı ya? Nereye? Hastaneye gidiyoruz. Ailece kahvaltı yapacağız. Git babaanneni hazırla. Git. Ne kadar kalacak bu çocuklar burada? Tip bir haber mi versen acaba? Tamam. Evet. Çocuklar seninle mi beraber? Sen mi aldın çocukları? Aslan sen dün bütün soğukkanlılığınla amcanı öldürdün. Ya bana bak telefonda konuşmalarına dikkat et. Çocukları sen mi aldın? Çocuklar benim yanımda. Benim yanımda da olmaya devam edecekler. Daha fazla onları travmatize etmenize izin vermeyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Siz kendi kendinizi zehirleyip durun. Sen iyice delirdin ya. Kimin çocuklarını kimden alıyorsun sen? Kızım anlamadım ben. Senin bu yaptığın düpedüz adam kaçırma ha. Alo. Devin. Alo. Ne yapıyorsun? Çocukların bir pedagoga görünmeleri lazım. Ezgi'ye gidiyoruz. Sonra? Sonra da annelerini görmeye götüreceğim. Cezaevine gideceğiz Leyla'ya. Onu sormuyorum abla, sonra. Yani bu evde bu çocuklara tek başına mı bakacaksın? Evet, Leyla'ya bir söz verdim. Çocukları korumak zorundayım. Kimden korumak zorundasın çocukları? Ailelerinden. Yağmur, hepsinden korumak zorundayım. Bu çocuklar yani o kadar çok felaket yaşadılar ki o evde. Dün neredeyse gözlerinin önünde biri soruyordu Yağmur. Sabaha kadar ağladılar. Bu çocukların yaşadığı travmayı sen hayal edebiliyor musun? Hayal etmeme gerek yok abla, biliyorum. 25 yıl önce bizim de annemiz gözümüzün önünde ölüyordu. Bak o zaman bizim için ne yaptıysan bu çocuklar için de aynısını yapmaya çalıştığının farkındayım. Ama sen bu çocukları korumak için kendini nasıl bir savaşın ortasına attığının farkında mısın abla? Ya ben bu savaşın sonunda seni kaybetmek istemiyorum. Olmayacak öyle bir şey. Söz veriyorum sana. Seni çok seviyorum Yağmur. Ben de seni çok seviyorum. Bizim çıkmamız lazım. Görüşürüz. Tamam. Çocuklar! Kaya, Zeyno, haydi canlarım çıkıyoruz. Aa! İlkay? Aslan. İlkay! Ben Devin'e bakmaya geldim. Bak karşımda kimi buldum ben şu an. Ya şu anda var ya... Bak çok şaşkınım, çok mutluyum. Bana böyle bir sanki hediye gibi geldi. Nasılsın, iyi misin İlkay? İyiyim Aslan. Sen nasılsın? İyiyim. İyiyim. Sakinim İlkay. Çok sakinim. Allah'ın sevgili kuluyum ki böyle aşırı sakin olduğum bir günde seninle karşı karşıya geldim. Tabii yani böyle sakin sakin düşünebilmek, karar verebilmek kadar önemli bir şey olamaz. Çok mühim. Ve bugün fevri tek bir hareketi olmayacak. Ya anlamadım. Neyin kararını veriyorsun? Önce annemle iş tuttum. Tamam mı? Sonra da benim karımı benden koparıp İngiltere'ye gideceğini sandın değil mi? Hı? Şimdi sen tam bir hesapçı, kitapçı, efendime söyleyeyim. Böyle tam
Hani denilebilecek böyle insan türü vardır ya, böyle denilecek bir insan. İşte tam sen olsun. Şimdi benim seni bir şekilde böyle düşün... Ne yapacaksın aslan? Bana saldıracak mısın kendi kliniğimde? Saldırı yok. Saldırı yok. Düz dayak var. Şimdi böyle ben bütün her şeyi baştan sona kronolojik olarak düşündüğüm zaman... ya benim seni gerçekten dövmem lazım. Yani must, anladın mı? Ve böyle... bir vuruş imkanı sağlıyorsun. Böyle kendinden... Aslan manyak mısın? Ne yapıyorsun? Aa, İlkay. Burnun kanıyor İlkay. Sen kafayı mı yedin? İlkay Bey, iyi misiniz? İçeri git. Eski tamam. Hanım. Aslan, sen hasta mısın? Sen niye bağırıyorsun ki yine böyle? Öyle derin derin nefes alma, tansiyonun düşecek. Ezgi Hanım. Ne oluyor ya? Ezgi Hanım, çabuk gelmeniz lazım. Ne oldu? Ben hemen geliyorum canlarım. Siz burada kalın, olur mu? İlkay! İyi misin? Ne oldu sana ya? Bir şey yok. Aslan. Derin! Derin, ne oluyor? Canım, bir şey yok. Kaya Zeyno, yukarı çıkar mısınız lütfen? Dayı, ne oluyor? Bir şey olduğu yok yavrum. Hadi bakalım, gelin. Dışarı. Yukarıda bekleyin, geliyorum ben şimdi. Ne yapıyorsun aslan sen? Ne yapıyorsun? Vallahi böyle sakin sakin oturup düşündüm. Sonra burada İlkay'ı görünce de dövmeye karar verdim kendisine. Sakin sakin İlkay'ı dövmeye karar verdin. Sakin sakin de amcanı mı öldürmeye karar verdin? Ben kimseyi öldürmedim. Kimseyi öldürmeye karar da vermedim, tamam mı? Dün geceki olanların bütün sorumlusu Cihan'la Serap'tır. Ama biliyordun aslan. Amcanın Leyla'ya bu tuzağı kurduğunu biliyordun. Hiçbir şey olmamış gibi geçtin masanın başına. Tatlını yiye yiye seyrettin amcanın ölüşünü. Bak, biraz sakin konuşalım mı seninle, ister misin? Bu mu senin aileni bir arada tutmaya çalışan halin, ha? Birilerinin ölmesine izin vererek mi aileni bir arada tutuyorsun? Evet, buna karar verdim, evet. Tamam, önce konuştum, uyardım. Baktım ailem zarar görecek, buna karar verdim. Amcamın ölmesini seyrettim, evet. Siz gerçekten delirmişsiniz ya. Gerçekten delirmişsiniz. Böyle bir ailenin yanında çocuklar bu saatten sonra bir dakika daha kalamaz. Anlamadım, sen çocukları çalmaya mı karar verdin? Anlamadım ben. He? He? Nasıl yapacaksın bunu peki? Annem polislerle senin evine gelse, kapına dayansa ne hak iddia edebilirsin? Senin ne hakkın var? Kimin ne hakkı var? Bu düpedüz bir suç. Suçsa suç. Söyleyene bak. Sana son kez sakince söylüyorum, tamam mı? Yağmur da telefon açtı ve Yağmur da senin için endişeleniyor. Sırf Leyla senden bir şey rica etti diye o çocukların vasisi gibi davranamazsın sen, anladın mı? Senin haberin yok öyle mi? Leyla'nın dışarıdaki vasisi benim artık. Sadece bir söz değil bu aslan. Nasıl yani? Yani annen çocukların velayet davasında artık benimle karşı karşıya olacak. Sen peki kazanırsan ne olacak? Çocukları da alacağım. Gideceğim evden. Bu kadar. Ben sadece çocukların iyiliğini ve sağlığını istiyorum Aslan. Başka da hiçbir şey istemiyorum. O çocuklar benim yeğenim. Anladın mı? Ben de onların dayısıyım. Bu çocuklar benim elimde büyüdüler. Anladın mı beni? O çocukların iyiliğini düşünüyorsan gel evde kal, eyvallah. Ona bir lafım yok. Ama o çocukları almak diye bir şey, böyle bir şey yok. Böyle bir şey bu dünyada yok. Unut sen onu. Sen Leyla'nın kararına da mı saygı duymuyorsun? Leyla, bak Leyla'nın... Leyla'nın psikolojisi bozuk. Anladın mı? Senin derdin ne? Senin gerçek derdin ne? Çocuklar mı, ben miyim? Ne diyorsun sen ya? Çocukların evden gitmesini mi istemiyorsun, benim evden gitmemi mi istemiyorsun aslan? Oldu olacak. Leyla'nın içeriden çıkmasını istemiyorum sırf sen evde kal diye, öyle mi? Öyle bir şey demedim ben. Ya ben var ya ben,
Ben herkes için ne kadar çaba sarf ediyorum görmüyor musun ya? O kızı içeriden çıkartmak için ne kadar çaba sarf ettiğimi görmüyor musun? O çocuklara hem anne hem baba olmak istediğimi, olmaya çalıştığımı görmüyor musun? İnsanın ömrünü feda etmesi çocuklar için ne demek biliyor musun sen? İnsanın annelik ne demek sen biliyor musun ya? Pardon, pardon. Yok, haklısın. Pardon, özür dilerim. Öyle bir şey demek istemedim sana. Bir dakika. Çok zor hem de. Beni dinler misin? Devin, Devin çok özür diliyorum senden. Devin, çok özür... Çok... Ben sinirlendiğim zaman kendi ağzımı niye tutamıyorum ki? Ağır değil, değil mi Zeyno? Önce güzelce bir karnımızı doyururuz. Ondan sonra hemen bunu kurarız, tamam mı? Alır. Kaya? İyi misin sen canım? Ateşin mi var canım? Zeyno benim için kapıyı açar mısın hayatım? İyisin Kayacığım. Bakalım bir ateşine bakalım kaçmış. Devin, Kaya iyi olacak mı? İyi olacak tabii ki. Tabii ki güzelim iyi olacak. Çok iyi olacak. Hiç merak etme. Ben hemen geliyorum. Bir saniye. Birazcık soğuk ama birazcık soğuk. Aya, soğuk ama iyi gelecek. Bakalım birkaç olmuş. Tamam, şöyle yapacağız Kaya. Gel bakalım. Gel bakalım canım. Gel bana canım benim. Gel bana. Aferin sana. Tamam, şimdi birazcık soğuk bir suya gireceğiz. Ama sana söz veriyorum, bana güvenirsen daha iyi hissedeceksin. Tamam mı canım? Tamam mı? Şöyle dur. Tamam Kayacığım, şunu çıkartalım. Aferin sana. Tamam. Hazır mısın? Yapıyorum. Bir, iki, üç. Özür dilerim, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim ama ateşin düşmesi lazım. Özür dilerim. Son bir tane başından. Son bir tane başından. Ah, özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Tamam, 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 tamam. Zeyno, haydi hazırlan, çıkıyoruz. Tamam. Zeyno, Zeyno fırla canım bana yardım et. Kayayı tamam. Yerleştirmeme yaptım. Fırla, 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 fırla. Fırla. Bak canım. Pardon. Kimin arabası bu? Pardon. Kahretsin ya. Pardon. Ne yapacağım ya? Aslan. Aslan. Ne oldu, iyi misin? Kaya çok hastalandı. Kaya mı hastalandı? Evet. Anam, nesi var ya? Ateşi çok yüksek. Kaya, gel bakayım buraya. Neyin var? Nevin yanıyor. Yanıyor. 45'den fazlaydı ateşi. Düşünemedim tamam, gel ne yaptıysam. Tamam, ateşini ölçtünüz mü? Ölçtük. 40'ı geçti diyorum. Düşmüyor. 40'ı geçti mi? Evet. Tamam, atlayın beni beraber. Haydi. Tamam. Geç bakayım. Yavrum, atla bakayım. Çabuk, çabuk, çabuk. Ha, çabuk, geçtin çabuk, mi? Çabuk. Gel. Tut kardeşini kafasından. Tamamdayım. Aslan, babama gidiyoruz. Babana? Evet Aslan. Bu saatte kim bulacaktım Allah aşkına? Bin hadi. Kaya. Oğlum iyi misin? Kaya.
Gelin bakalım, gel. Gelin bakalım. Gel bakalım gel Kaya. Nasılsın bakalım? Bunu çıkartalım. Tamam. Tamam, otursun. Tamamdır. Kaya hoş geldin. Otur bakalım koçum. Ha? Eşin... Yavrum niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Yok bir şey kardeşin. Neden ağlıyorsun Zeynep? Bir şey yok. Her çocuk gibi o da hastalanıp. Bak getirdik şu an. İlacını verecekler. Tedavisi olacak. Tamam mı fıstık? Hiç merak etme. Sonra bir şey olmayacak. Tamam mı? Bir şey yapma diyorum. Nevin? Ben bir şey yapmadım. Bak bakayım bana. Aslan ben bir şey yapmadım. Sen hiçbir şey yapmadın. Sen hiçbir şey yapmadın. Çık oradan. Ben hiçbir şey yapmadım değil mi Aslan? Hayır, benim yüzümden değil. Bak klasik her çocuk gibi hastalandı. Şu anda babanın yanına getirdik. İlacını veriyor, tedavisini oldu. Hiçbir şey kalmayacak tamam mı? Ama Leyla bugün görünce anladı, hasta olacağını anladı. Ben de hiçbir şey yok dedim Aslan. Ben bir şey yapmadım. Hayır sen hiçbir şey yapmadın sen. Hiç. Kendi hasta tamam evet. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İyileşecek mi dayı? O nasıl soru prenses? Sıradan bir hastalık şu anda. Tedavi görüyor. Bak ilacını verecekler birkaç güne. Bir şey kalmayacak tamam. Merak etme. Devin iyi misin? Nasıl? İyi mi? Yok bir şey, yok bir şey. Daha iyi. Kardeşimi görebilir miyim? Tabii ki görebilirsin. O da seni soruyordu zaten. Koş. Ateşi düştü mü? Bir ateş düşüreceğini yaptım ona. Biraz düştü, daha da düşecektir. Biraz bir enfeksiyon var bu ara. Korkulacak hiçbir şey yok yani. Tamam. Şu ilaçları alın ama mutlaka. Çok teşekkür ederim. Devin, sen kafana göre bir ilaç vermedin değil mi çocuğa? Çocuk muyum ben baba? Onun canını tehlikeye atacak bir şey tabii ki yapmadım. Ben böyle bir şey mi söyledim? Bir şey verip vermediğini sordum sadece. Vermedim. Ya uzatma işte tamam. Uzatma, uzatma Ergun Bey tamam. Yok kız vermedim diyor. Allah razı olsun. Yardımcı oldun. Sen mi bakıyorsun bu çocuklara? Ben bakıyorum. Var mı bir sorun? Sakın çocukluğuna yolculuk yapma. Hadi kendini düşünmüyorsun. Bari bu çocukları düşün. Teşekkürler baba ya. Hakikaten ne yaptın, ne ettin? Yine buraya geldiğimize bir pişman ettin beni. Canlarım Kaya, iyi misin? Ha? Hadi siz arabaya binin de ben bir borcumu ödeyeyim geleyim. Borcumuz falan yok bu arada. Gel. Bak. Şimdi seninle sakin sakin konuşuyorum burada tamam. Bu kızın bak derdi vardı. Döndü sana telefon açtı. Telefon açmakta kalmadı. Kalktı yanına kadar geldi senin tamam mı? Belli ki bu öğrenilmiş bir çaresizlik. Sen hala yanına kadar gelmiş olan kızı niye kaşıyorsun? Niye kaşıyorsun hala bu kızı? Sen benim kızımı seviyor musun? Ya canımdan çok seviyorum. Sen ne konuşuyorsun Ergun Bey? O zaman bu yükü tek başına sırtlanmasına izin verme. Çocukluğu hiç kolay geçmedi. Yeterince çekti bu kız. Falan Yavuz hırsızı gibi üste çıkmaya çalışıyor. Bak şimdi bak. Sana sakince bir soru soruyorum. Bu kızın çocukluğu kimin yüzünden kolay geçmedi? Bak, ben sadece eve terk ettim Aslan. Annesi gibi 8 yaşındaki bir kız çocuğunun karşısına geçip bileklerimi kesmedim. Ya, dünyadan haberin yok değil misin? Sonra olanlardan da. O yüzden bak, sana şimdi tek tavsiyem. Eğer karını seviyorsan, gerçekten seviyorsan... Bu çocukların yükünü tek başına ona taşıtma. Çocukken fazlasıyla yük taşıdı. Muayene ücreti.
Ateşi ne durumda? İyi, 38'e düştü çok şükür. Hadi git sen biraz dinlen istersen. Ya tamam zaten. Bir de 2 saat ilacını vermem lazım. Peki ne yapacaksın bu saatte? Çok iyi oldu. Devin. Bugün için gerçekten... çok üzgünüm olur mu? İlkay meselesi mi? Yok hayır, o hak etti. O değil, hak etti o. Şurada bir eksik parça var şuna. Görsün mü? Kliniğin önünde sana en son söylemiş olduğum o laf var ya, hiç istemeden çıktı yani gerçekten. Çok üzgünüm. Hiç öyle bir niyetim yoktu. Önemli. Şunları da uzatır mısın? Ya ben böyle 6 yaşlarımda falandım. Leyla da yani 10 diyelim hadi. Bir gün amcam Almanya'ya gitti. İş için. Sonra döndü. Elinde kocaman 2 tane böyle oyuncak tabanca. Birini Cihan'a getirmiş, birini bana getirmiş. Leyla'ya da böyle buna benzer bir ev. Oyun evi. Leyla evi silmesiyah boyadı. Bütün parçaları teker teker. Ondan sonra evi öyle yapmaya başladı. Ben bunun yanına gittim yardımcı olmak için, evi beraber yapalım diye. Yanlış hatırlamıyorsam böyle akşama doğru falan bitti evin yapımı. Babamız geldi eve. Zil zurna sarhoş. Böyle çakmak çaksam patlayacak yine. Beni gördü Leyla'nın yanında. Evi yaparken. Oğlum kız mısın sen? Ne işin var senin bunun yanında? Beni böyle kenara bir salladı. Sonra evin yanına gitti. Tekmeleyerek evi paramparça etti. Ne acayip. Sanki tarih tekerrürden ibaret. Şimdi aynı şeyi annen yaptı. Tam Leyla bir yuva kurdu kendine. Ne yaptı? Gitti başına yıktı kızın evini. Sen de destek olmuyorsun. Kimim? Leyla'ya mı? Ben Leyla'ya mı destek olmuyorum? Ya ben onun için canımı veririm. Hasan biliyorum tabii ki öyle ama şu anda olmuyorsun. Ben Leyla için canımı veririm. Her şeyi yaparım. Her şeyi. Niye o zaman şimdi annenin nasıl Leyla'yı böyle içeri tıktığını, nasıl evini başına yıktığını basında paylaşmasını engelliyorsun? Çünkü bunu daha önceden gördüm. Biliyorum, yaşadım ben aynısını. Benim ailem ne zaman basına çıksa arkasında çok kötü şeyler oluyor. Basın demek kan demek, anladın mı? Kan da köpek balığını çekiyor ve ben bu aileden bir şey öğrendiysem, tek bir doğru öğrendiysem o da ne biliyor musun? Artık köpek balığı istemiyorum hayatımda ya. Köpek balıkları falan umurumda değil aslan. İstediğim tek bir şey var artık, bu çocukların annesine kavuşması. Başka da hiçbir şey değil. Hani aile... bütün kötülüklerin iyi niyetle yapıldığı yer dedik ya. İşte bak sen tam bunu yapıyorsun. Ben
bütün dünyayı karşıma alırım. Tereddütsüz. Ama seni karşıma alamam. Çok zor zamanlardan geçtik. Kolay şeyler değil. Ya aile olmayı hak ediyoruz biz. Gel aile olalım. Gel aile olalım. Beni karşına alma. Zaten bırak yanlış sevilmişiz zaten bırak. Bari yalnız olmayalım. Güzel. Çok güzel olmuş. Güzel değil mi? Hı? Evet. Ne oldu? Bir şey mi oldu sana? Bir şey mi istedin canım? Ya ben çok acıktım. Allah. Acıktın. İş başa mı düştü acaba? Hadi bakalım mutfakta ne varsa artık kaderinize razı olacaksınız tamam? Çak bakalım çak. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım çak. Hadi o zaman. Sıcak sıcak ban bakalım ekmeğini. İlk defa güneş yokken kahvaltı yapıyorum. Abi kahvaltının hiç güneşle bir ilgisi yok mu Zeynocuğum? Aynen öyle. Tamamen mutlulukla ilgisi var. Banın bakalım ekmeğinizi menemeni. Nasıl yüzünüz gülüyor bir görelim. Kaya. Canımın içi. Aa. Günaydın. Uyuyamadın mı? Sen de yemek ister misin? Hadi geç otur. Aslanım benim. Şimdi böyle menemeninden yiyecek, dipçik gibi olacak. Ha? Aslanım benim. Gel bakalım buraya. Dayı, bizim evimizdeki yemek masası neden bu kadar büyük? Ha, tespit gibi tespit. Açıkla şimdi dayısı. Neden bir yemek masası yapmadın da bir konsey masası yaptın? Biz biraz kalabalık bir aileyiz ya. Sen, ben, anneannen, büyük babaannen, teyzen, devin. Öyle kalabalık bir şekilde sofraya oturmalıyız ki öyle mutluluğu da, hüznü de, zor zamanı da birlikte yaşarsın, birlikte paylaşırsın. Öyle yok. Tek başıma bütün her şeye göğüs gereyim, tek tabanca ben her şeyi halledeyim. Öyle bir dünya yok. Öyle değil mi yengesi? Hı? Ne de güzel anlattın çocuklara dayısı. Ne de güzel anlattın. Dayınız başladı yine kamyon arkası laflarına. Bayılır zaten. Haydi kafamız yandı. Yemeğe devam. Dayı. Yavrum. Acaba diyorum sen bugün burada mı kalsan? Olabilir. Kalayım mı lan burada? Ne? Hep yanımda kal. Olur mu? Kaya. Her zaman yanındayım canım. Her zaman yanındayım. Hiç merak etme. Thank you.
Enişte, ben de seninle konuşmak istiyordum zaten. Ama bak lütfen, anlatacaklarım aramızda. Yani ablam duyarsa... Yok, ne duyması ya? Duymaz. Söz. Ne yaşamış geçmişte bu kadar canını sıkan? Ne yaşamış? Yani işte ben çok küçüktüm tabii. Hayal meyal hatırlıyorum. Ama ablam 8 yaşındaymış. Annem gözümün önünde kesmiş işte. O geceden sonra zaten hayalet gibiydi evde yani. Ablam baktı tabii bana. 8 yaşında anne olduğu anlayacağım. Bir gün de çok hastalanmışım. Ateşim çıkmış. Düşürememiş, korkmuş tabii. Ne yapsın, annemin ilaçlarından vermiş bana. Sonra ben haftalarca hastanede kaldım. Babam buna bağır çağır. O da öldürdü sanmış beni. Sonra bizi aldılar ihmalden annemin elinden. Babamın yanında kaldık birkaç sene. Sevilay istemedi bizi. Oradan yatılı okula. O zamanlar hayatımızın en kötü zamanlarıydı. Öyle benim için falan da değil yani, ablam için çok kötü zamanlardı. Her şeyim oldu benim ya. Annem oldu, babam oldu, ablam oldu. Annesinin bile annesi olmak zorunda kaldı. Ama kendi hiçbir şey olamadı. Genç kız olamadı. Çocuk olamadı. Dayanamadı tabii ki vücudu, iflas etti yani. Çok hastaydı, 40 kiloya düştü ya. Ablam 40 kiloya düştü, enişte bütün kemikleri sayılıyordu. Bizi kurtaracak diye kendini göz göre göre ölüme sürükledi. Anlayacaksın şimdi, Kaya ile Zeyno için de aynı şeyi yapıyor. Ben biliyorum onu, onları korumak için. Yine aynı mücadeleye veriyor, tek başına. Benim başka hiç kimsem yok enişte. Lütfen ablama bir şey olmasına izin verme. Lütfen. Aslan? Dayı. Zeyno, Kaya. Vay. Dayısının... Nasıl oldun oğlum Kaya? İyi misin? İyisin tabii, iyi olacaksın. Kimin yeğeni? Hadi bakalım, eve gidiyoruz. Ne oluyor Aslan? Eve götürüyorum çocukları. Evinde gelecek mi peki? Gelecek, gelecek tabii. Hadi çabuk. Atla Kaya. Atlayın çocuklar. Kaya. İleriye geç. Hadi Zeyno. Ayağına dikkat et. Ne yapıyorsun Aslan? En başından beri yapmam gerekeni yapıyorum. Ya bu çocuklar daha 2 gün önce o evde ne kadar büyük bir travma yaşadılar. Nasıl götürürsün tekrar o eve? Çünkü seni çok seviyorum. Ve bu savaşta yalnız mücadele etmeni istemiyorum. Anladın mı? Aslan, resmen annenle bir oluyorsun. Haberin vardır değil mi? Çıkarttığı haberlerden, bana nasıl büyük bir iftira attığından. Haberim var. Annemle falan bir olduğum da yok. Ben seni uyarmıştım zaten sana saldıracak diye. Aslan, beni seninle de savaşmak zorunda bırakıyorsun. Yapma. Savaşma o zaman. Savaş çok kötü bir şey. İki taraftan birinin muhakkak kaybettiği bir şey savaş. Savaşma. Bırak bu savaşın kaybedeni çocuklar olmasın. Gel. Gel çocuklarla beraber ol evde. Thank you.
karşına alma. Zaten bırak yanlış sevilmişiz zaten bırak. Bari yalnız olmayalım. Yaşamak istediğin annelik duygusunu benim torunlarım üzerinden yaşamana izin vermeyeceğim. Sonra ne yapacaksın? Bu çocuklara bu evde tek başına mı bakacaksın? Sakın çocukluğuna yolculuk yapma. Hadi kendini düşünmüyorsun, bari bu çocukları düşün. Seni Aslan'la karşı karşıya getirecek hiçbir şey yapmak istemem. Sırtına taşı yapmayacağım bir yük vermek de istemiyorum. O yüzden karar senin. Buyurun aç. İslam oğlum benim. Sağ afiyet olsun. Anam bak seversin sen bunu bak. Al bakayım kebabının önüne. Anne. Kaya, oğlum oradan dolma da al. Bak patlıcan dolması var. Gel lan. Ha, götürün bakalım. Hoş geldin gelin kızım. Hoş bulduk. Canlarım. Oh canlarım. Ne habersiniz? Kızım dinelme orada. Al çantaları. Hoş geldin. Çocuklar, doydunuz mu? Odanıza hadi. Kaya. İlaçlarını içmeyi unutma, tamam mı? Haydi görüşürüz. Gözde. Afiyet olsun. Evet, yine zor bir günden sonra herkesin haklılığını birbirine bağıra çağıra boca edeceği o masadayız. Bu sefer de benim söyleyeceklerim var. Daha doğrusu bir sorum var. Sizce annelik sadece doğurmak mıdır Hülya Hanım? Uzatma Devin. Seni dinlemek istemiyorum. Uzatmıyorum, bir soru soruyorum sadece. Ben hiçbir zaman anne olamayacağım çünkü. Devin. Tamam yeter. Devin. Oysa o kadar çok isterdim ki sevgi dolu bir anne olabilmeyi. Böyle bir anne tanıdım ama ben. Dört duvar arasında bile olsa çocukları için yılmadan savaşan, o duvarların ne pahasına olursa olsun yıkmayı göze alan bir anne tanıdım ben. Leyla'yı tanıdım. Ve anneliğin sadece doğurmak değil, onlar için sonuna kadar mücadele etmek olduğunu da ondan öğrendim.
Bu masaya da bugün bu yüzden oturdum tekrar. Anneliğe. Leyla Soykan'ın satırlarında Hülya Soykan'la ilgili inanılmaz iddialar var. Leyla Soykan'ın iddiasına göre hala cezaevinde olmasının tek sebebi annesinin ona kurduğu kumpaslar. Bu mektupta hepsini yazdım Devin. Sadece annemin bana yaptıklarını değil, bunun nasıl canımı yaktığını yazdım. Cezaevinde haksız yere yatan bir anne olmayı yazdım. Ben yayınlatmayı başaramadım. Belki sen başarabilirsin. Ama şunu bil ki, bunu yaparsan Aslan'a da savaş açmış olacaksın. Karar senin Devin. Leyla Soykan'ın satırlarında Hülya Soykan'la ilgili inanılmaz iddialar var. Leyla Soykan'ın iddiasına göre hala cezaevinde olmasının tek sebebi annesinin ona kurduğu kumpaslar. Devin. Yaptı Perihan. Yaptı. Bu mektup vesayet davasını nasıl etkiler bilinmez. Ancak Leyla Soykan bu davada yalnız değil. Ailenin gelini Devin Akın Soykan da vesayet davasında Hülya Soykan'ın karşısında yer alacak. Nezret hala. Yardımınıza ihtiyacım var. Leyla'nın sesini herkese duyurmamız lazım. Nezret Soykan'ın kanalımıza verdiği röportaj gündeme bomba gibi düşecek. Nezret Hanım, Leyla Soykan'ın iddiaları hakkında buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu söylediniz. Valla daha neresi görünür neresi görünmez ben orayı bilemiyorum. Ama kulun kıyameti kopacak. O da onların üstüne yıkılacak. İçeride gazetecilere de anlattım zaten. Tefrikasını okursunuz. Anne. Abi Yusuf Soykan'ın işlediği suçların çoğunun azmettiricisinin Hülya Soykan olduğunu iddia eden Nezret Soykan, Cihan Soykan ailesinin infaz kararının da yine Hülya Soykan tarafından verildiğini söyledi. Hülya Soykan'ın suç dolu geçmişini ve bunun yeğenlerine verdiği büyük zararı detaylarıyla anlatmaya hazır olduğunu da sözlerine ekleyen Nezret Soykan, vesayet davasında da sonuna kadar yeğeni ve gelininin yanında olduğunu belirtti. Hala. Kavgada yumruk sayılmaz kızım. Benim de diyeceklerim vardı, deyiverdim. Sana yapma demiştim. Dinlemedin beni. Bana başka bir çare bırakmadın Aslan. Başka bir şans vardı. Ama artık çok geç. Bir kere kan suya damladı.